Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Birkaç gün video çekemedim arkadaşlar. Davetlerim vardı. İftar yemekleri falan hazırlamaktan biraz daha yoruldum açıkçası. Enerjimiz de yavaş yavaş böyle azalıyor gibi. İnşallah az kaldı. Çok şükür çok iyi geçti aslında son bu haftaya kadar. Hani sıkıntı yoktu. Bilmiyorum, havaların da belki bir anda böyle ısınmasından mı kaynaklı. Havalar birden ısındı arkadaşlar. Bu seranın içi 30'u gördü. Şu an ikindi vakti ve bakıyorum dereceye, bir saniye. Şu an 26 derece arkadaşlar seranın içi. Sabahtan dediğim gibi güneş burada full. Bazı bitkilerime çok iyi gelmeyeceğini düşünüyorum. Bayağı bir yakıcı göründü. Kuru kökler, birçok kuru kökler yeni yeni uyandılar. Köklenmeler başladı. Bazılarında başlamadı bile, yok bile yani. Böyle çok minik minik görünüyor. Yani aşama aşama farklı bitkilerde, yani farklı farklı zamanlarda köklenmeler olduğu için biraz güneşten korumam gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi çok uzun süre, hani ben 12 diye biliyordum ama bu 1,5-2,5 falan bulacak gibi. Yani şu kenar, şu kısım, burası bayağı bir güneş görecek. Onun için ne yapacağım böyle düşünüyordum, kara kara düşündüm. Şuraya bir tül perde germekten başka çare yok. Biraz korumaya almam gerekiyor. Birçok arkadaş hani bu güneşlerin zararı yok dese de bile var arkadaşlar. Bu güneşlerin bitkilerimize zararı var. Ben hatta göstereyim. Mesela şurada berkleyim var arkadaşlar. Bakın şöyle berkley verigata, bakın uçlardan böyle bir yanma oluştu. Bakın yani bu aşırı sıcaklara hassas olduğunun göstergesi. Çok çabuk kurumaya geçiyor. Dolayısıyla ben bunu gölgeye almam lazım. Bazı verigatalı türlerimi gölgeye almayı düşünüyorum. Açıkçası biraz buralardan seçimler yapacağım. Ve onları biraz geri plana çekeceğim. Yani acaba diyorum balkona da götürebilirim, yukarıya mı götürsem diye de düşünüyorum. Bilemedim. Yani gözümüz gibi bakıp bakıp da işte önümüzdeki ilkbahar mevsimini, ilkbahar gibi değil de bir anda havaların ısınmasıyla çok aşırı sıcak olması iyi olmadı. Yani bir alıştırma süreci olamayacak gibi görünüyor. Yani benim iklimimde öyle arkadaşlar yani. Ay şu an konuşamadım. Şunu söylemek istedim. Aslında bakın şunu şuradan yavru patlatmış. Onu göstermem lazım size. Bu çiçek sapıydı. Virginia arkadaşlar. Bu Echeveria Virginia. Kabarantılı kıvırcık bir tür. Şu tepeçeliği yine oradan, bakın çiçek sapı geliyordu. Ben onu aldım, o kelleyi oradan. Hem oradan hem şuradan yaprak arasından, nereden? Bir tane daha var. Böyle bunun gibi şu arkada bir yerde bir daha vardı. Alayım en iyisi. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Bakın şurada arada. Şöyle şurada arada bir tane daha yavru geliyor. Oradan yavru geliyor. Bir de şurada gövdede yavru var arkadaşlar. Çok tatlı, çok güzel, çok renkli bir tür bu. Ben bunu çok sevdim. Bakın çiçek sapı yine çiçek açmış. Yavru falan değilmiş yani. Olsun, belki o da köklenir. Yine ondan da bir şeyler yaparız. Şu orpetin rengine bakar mısın? Nasıl güzel renklendi. Ha bir de şey var. Bakın şurada moka verigata. O da tepeçiliğini aldım. O da iki tane yavru veriyor. Hatta şu biraz daha böyle garip. Böyle kristat yavru gibi tuhaf. Birden fazla mı yavru? Nasıl bir şey bilmiyorum. Anlayamadım onu ama biraz büyüsün. Şurada var mı? Aa, bir de orada varmış. Bakın altta orada bir. Şu iki. O da üç. Üç tane yavrusu geliyor. Şu da çok tatlı roli poli arkadaşlar. Bakın yapraklarını almıştım. Onlar da bebek
vermeye başladılar. Şöyle minik minik bebek patlattılar. Şöyle bu şekilde. Şurada şöyle hafif bir çıtlattım arkadaşlar yaprağı. Ama tamamen koparmadım. Bakın oradan da bebek vermiş. Yani bazen öyle yapıyorum. Ben çıtlatı veriyorum. Şöyle. Şöyle yapayım. Ay bir odaklayamadı. Geliyor yani. Yavrular geliyor. Evet, tepeçeliği aldıklarım. Yavru veriyor. Onları görmek mutlu etti beni. Şurada neydi? Mandala. Mandalanın tepeçeliklerinden köklenmeyi aldım. Buradan da yavru patlatmış. Bir tane daha var ama onda daha herhangi bir yavru yok. Sonra bir de şunu göstereceğim arkadaşlar. Şu echeveria kış boyunca renklensin diye bekledim. Hep yeşildi. Hep yeşil. Dedim ki ya niye renklenmiyorsun? Bakın bazı echeverialar yazın renkleniyor arkadaşlar. Bakın şöyle lila pembeli yeni renk almaya başladı. Altlarına bakın. Şu üstlerine bakın. Tırnaklar falan böyle pembeli morlu olmaya başladılar. Kızmamak lazım. Sonra dedim ki Allah'ım yani bunun tepeçeliklerini kestim. Gövdeden niye yavru patlatmadı diye. Bu pembe aşkın gözyaşı arkadaşlar. Şimdi bakın. Şöyle yapacağım. Gövdeler hep yavru, hep patladılar arkadaşlar. Ay niye odaklayamadım ya, kızdım şimdi. Bak şimdi kızdım. Şöyle yani yavru arkadaşlar, her yer yavru. Size bir türlü odaklayıp gösteremedim maalesef. Yani yavrular göz göz görünüyorlar artık. Pembiş pembiş görünüyorlar. Evet. Yani bakın bunlar da artık hissettiler baharı. Dediler ki biz artık uyanmamız lazım. Bu kadar uyuduğumuz yeter. Ve yavrular geliyor. Birçok çelikler. Sonra şurada yine bir şey var. Bakın. Full. Bakın bugün böyle olsun. Hangi gövdeler yavru patlatmış. Tepeçeliği aldığımız gövdeler yavru patlatmış. Bakın şurada var bir tane. O da patlatmış. Zaman zaman gösteriyorum size bunları ama ben de dediğim gibi hani detaylı olarak sizinle video çekerken görüyorum. Sonra bakın bu beni çok kızdırdı. Arkadaşlar bu Pulvinata Devotion. Ben bunların tepeçeliklerini aldım. Ya bunlar da köklenmediler. Hiç kök yok bunlarda da. Bunların da yani köklenme sıkıntısı var. Bakın burada 4 tane çelik var. Hiçbirinde daha kök yok. Neyse onların da elbet zamanı var. Purple Delight. Bakın onlar da yavru veriyor. Ve alt çelik gövde ama her yerinden yavru vermiş. Bu da bir ayrı sevindirici durum. Mutluluk verici. Raisin. Raisin'in tepeçeliği gitmişti ve bakın ne kadar daha iri taneli yapraklar çıkıyor. Bu şekilde. Başka var mı? Bu neymiş? Bu bir grapta türü ama bundan herhangi bir yavru. Aa dibinde var. Dibinde var. Kıtacıktan görmedim ama şurada. Evet dipte var. Orada. Evet, bir de burada var. Devotion. Bunun kellesini almamıştım. Bu böyle kaldı. O da sanırım dibinden yavru patlatıyor. Bakalım. İşte neymiş bu? Firework mu? Ha, Love Fire. Love Fire. Evet, böyle gezdim arkadaşlar sizlerle beraber. Baktım şu güzel büyüdü. Bayağı bir güzel atak yaptı. Şu tatlı, şunu çok beğendim. Şu çok güzel oldu. Bu bir türlü toparlayamadı ama yavru patlattı alttan, ortadan iyi geliyor gibi. Pink spotlar öyle. Bunlar çok öyle aman aman renklenmediler. Bakalım.
şu bubblegum arkadaşlar, bilmiyorum daha önce söyledim mi size bunu, şu şöyle göstereyim, bunu size hep bubblegum diye tanıttım, bubblegum diye de aldım açıkçası. Şöyle pardon. Fakat bu bubblegum değilmiş arkadaşlar, bu Longchenk'miş, Çivili Longchenk. Aldım, yere sordum. O dönem bubblegum etiketiyle gelmiş olan bu bitkilerin daha sonra Longchenk olduğuna kanaat getirdik dediler. Öyle kararlaştırdık dediler. Ve böyle şimdi bakın bu da pembeleşiyor. Peki aslında kışın renk yapmadı fakat şimdi yeni yeni renk yapıyor. Şunlar da hep bebekleri bakın. Bunlar da hep bubblegum demişim. Bubblegum değil arkadaşlar. Longchenk'miş. Yine yani ben satıcının dediğini söylüyorum. Daha sonra farklı bir şey çıkarsa onu da bilemem. Böyle olabiliyor. Onlara da yanlış etiketlerle gelmiş olabilir. Şu da yine böyle. Bakın bu biraz daha renklenmiş hali. Güzel bir tür. Yani bubblegum var mıydı bende? Bir bakayım bubblegum. Belki bebekleri yukarıya çıkardım. Şu an burada göremiyorum bubblegum'ı. Var. Bubblegum daha bir tombiş tombiş arkadaş. Daha bir tombik yapraklı. Evet. Böyle arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun. Şu kızım bunlar güzel. Şu Putki'yi çok seviyorum. Çok severek aldım. Bir de Verigatalısını aldım. Şu da kol atarak büyüyen bir tür olarak aldım. Şu kotilidon uzun longşenk miydi o da? Yok neydi? Ay long. Yine uzun uzunlu bir şeydi, ismini buraya koymamışım. Yani yaprağın anlamını taşıyan bir ismi vardı. Uzunlu bir şey. Bakın salmon da çok güzel oldu. Dolgun dolgun. Bakın renkleri harika oldu. Hera da çok güzel oldu maşallah. Buraya arılar giriyor çıkamıyor. Sesi duyuyorsunuzdur. Arka planda vız vız. Şöyle tek tek göstereyim size. Şunun çiçeğinin güzel olduğunu düşündüğüm için kesmiyorum. Onun çiçeğini görmek istiyorum çünkü. Böyle şu kıpkırmızıydı. Bakın gittikçe rengini açıyor. Böyle bazıları renklerini açıyor. Bu da neymiş? Bu da red ruby. Abi red rose'muş pardon. Red rose. Bu da red rose. Bu da agavodislerden. Böyle arkadaşlar. Şu Atlantis'in alt yapraklarını bir türlü düzgün koparamadım. Çok yaprak almaya çalıştım. Böyle kel kız gibi oldu. Maalesef kopmadı. Gövde hani bazıları yapışık olur ya. Bakın gövde baya bir erir gibi oldu. Bazı bitkilerimin böyle yapraklarını alırken gövdeden kopmadığı için biraz deforme oldular. Bu olsun. Şu pardon şu Pink Harin. Müesli bunlardan bakın hep kırılı kırılı verdi alırken. Yani bazıları zorluyor yaprak almakta. Bakalım inşallah büyüsün. Gövdeden bol bol bebekler patlatırsa. Bakın şöyle kırılmışlardı. Ben yine de dedim ki ne olur ne olmaz belki dursun. Çok seviyorum Atlantis'ini. Bakalım inşallah iyi olur ya. Bunun da bir toprağını mı değiştirsem? Biraz emanet gibi duruyor. Böyle arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun.